canım dur. Alacağım ben seni. Bekle. Dur, 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 dur. Geldim. Yavaş. Dur. Hı. Acele etme. Hop, tamam. Narciğim, bana bir şey söyleyeceğim. Sen iyileşene kadar gel bende kal. Burada tek başına yapamazsın. Zor olur. Yok Deniz, hiç gerek yok. Hallederim ben. Sağ ol ya. Dur. Çok geçmiş olsun ya. Ne oldu size böyle? Önemli bir şey değil. Öyle ufak bir kaza işte. Ya önemli olmaz. Olur mu? Şu halinize bakın. Canım. Senin adın ne? Gel bir yardım et. Şu Narin'in yatağına yatıralım. Gel. Rıfat, ben memnun oldum. Hı, iyi. Hemen tabii. Yavaş. Buyurun Narin Hanım. Ya. Şöyle koluma girseniz aslında. Ha, ver ver. Değil mi? Ver sen onu bana. Ya. Bunu da ver canım. Arkadaşlar. Gir koluna, gir. Hiç hadi. Gerek yok. Gerçekten ben kendim gider yatarım. Çıkarım da ya. Ay Narin, yeter artık. Yani ben seni şuraya yatağa yatırmadan rahat etmeyeceğim, bir kabul et. Bak canım, sen şimdi mahallenin gencisin anlaşılan. Ne yapalım biliyor musun? Sen arada sırada Narin'i yokla. Ben şimdi büyük alışverişini yapacağım. Hani günlük böyle çarşı işleri falan olursa sen yardım edersin. Tamam mı canım? Tabii tabii, ne demek? Dur. Gel gel gel. Dikkat edin Narin Hanım, aman. Ay yavaş. Sıkı tut, sıkı. Tabii tabii. Gel canım, gel. Yavaş. Heh. Acele etme. Dur, 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 dur. Neresi? Şurası odam, şurası. Dur, dur, ben açarım. Dur. Ay! Açsana kapıyı be kardeşim. Ay bunlar kim? Ay ne bileyim, ne işiniz var ya yatağında? Ne oluyor ya, bu ne gürültü? Ay, Zeynep! Sen mi geldin? Gene ne vurmuş burası? Biri oradan çıkıyor, biri buradan çıkıyor. Ne diyorsun sen be? Terbiyesiz. Sen ne? Kime terbiye istiyorsun be? Senin yaptığın esas terbiye istenildik halası. Kiraya vermişsin evi, o odadan da bu odadan da para alıyorsun sonra. Ya sen terbiyesiz sensin. Ay sokun bana, bir kadın verilerini sen be. Rica edeceğim. Zeynep. Ya sakin. Ne diyorsun? Parasını veriyorum odanın. Allah ya. Narinciğim, na, hemen topla eşyanı, hemen topla gidelim buradan. Buradan mikrop koparsın. Ben seni bu yatakta var ya, düzgün konuş. Asla yatırma, hemen topla eşyanı. Hadi gidelim bak, mikrop kapacağız burada. Zeynep, parasını veriyorum o odanın ya. Gerçekten düzgün konuş. Aşkım, valla ya. Yok da, yok da. Parasını veriyorum o kadar. Zeynep ya. Yapışıyorum yani. Yeterin gözü. Yeterin gözü. Ya Deniz, Allah aşkına. Tamam gidin ya. Rica edeceğim. Zeynep, ne düşünüyor be? Çirkin. Bana diyor çirkin. Sensin çirkin. Dokunma. Ne? Hadi gidelim, hadi gidelim ya mikrop. Bir de kira borcundan bahsediyor. Evi işletiyor resmen. Senin odadan kira alıyor belli. Terbiyesiz, hala seni iyi olmaya çalışıyor. Yemezler ama. Ya. Ah be Narin, sen nasıl düştün bu pisliğin içine ya? Ben de işte onu diyeceğim, diyeceğim de bir türlü diyemedim. Çekindim yani. O Zeynep bizim mahallede hiç iyi bilinmez. Çok isabetli bir karar oldu. Narin Hanım hiç yakışmıyordu o eve. Duydun değil mi? Duyuyorsun. Bak. Hala söyleniyorsun evsiz kaldım diye. Aman koca İstanbul'da başka ev yok sanki. Ya ben şimdi bu ayakla nereden ev bulacağım? Nasıl ev bulacağım ya? Başımı soktuğum bir çatım vardı hiç olmazsa. Ondan da olduk. Sokakta kaldın sanki. Bize gidiyoruz işte. Kocaman ev. İstemediğin kadar da boş oda var. Benim canıma minnet senin gibi arkadaş. Yalnızlıktan kafayı kırmak üzereydim zaten. Şikayetiniz nedir? Bak şimdi doktor abi, az önce Melek hemşireyle odanızdan çıkan Mehmet Yılmaz var ya, o benim abim. Bana söylemiyorlar ama ben biliyorum, kötü bir hastalığı var abim. Olur bak, gözünü seveyim söyle, nesi var benim abim? Bunu söyleyemem, bu mümkün değil. Yasak yani, yapamam. Ama doktor abi, bak benim meczup annemden bir de abimden başka hiç kimsem yok hayatta. Eğer abime bir şey olursa ben yaşayamam, ölürüm yani. Hiç değilse söyle, çaresiz bir derdi yok değil mi hastalığının? Yapmayın böyle lütfen. Sen
Yarın ilk altyapı maçıma çıkıyorum Şade. Senin için de şöyle mis gibi kafa gol atacağım bak. Lan şöyle, izle. Burada ders çalışıyoruz, görmüyor musun? Git başka bir yer gör, hadi. Tamam lan, kızma hemen. Bir tane de senin için atarım, bir tane de annem için atarım. Böyle goller devam ettikçe ver elini Beşiktaş. Babam için atmayacağım mı yani? Şadiye, babam uzak arif için bile gol atmam ben. Al. Abi, büyük çok çalınca biz de yanına getireceksin mi? Tabii götüreceğim kız. Siz olmadan ne yaparım ben ha? Hepinizi kurtaracağım ben. Hem oradaki antrenmanlarda bana kim yardım edecek ha? Değil mi? Tamam lan, ağlama ağlama. Seni de kurtaracağım ben, göreceksin. Hem sen niye böyle boyuna ders kitaplarına bakıyorsun, onu da hala anlamış değilim. Benim bu topa kafa atmaktan kafam patlamaz da... senin bu ders kitaplarına bakmaktan kafam bomba gibi oldu, bomba. Of! Çekil be, bırak. Hem senin kafan neden patlamaz biliyor musun? Neden? Çünkü senin kafanın içinde odun var, odun. Çok mu komik? Evet. Gel Nazlı ya. Çok komik ha? Ya bıraksana kız. Bak kekeme olacak şimdi. Kekeme olacak ha? Kekeme. Kekeme öyle mi Narin Hanım? Sen nereye çıktın şu an? İki taş ya. Kimi görmüşsün? Kimi görüyorum? Hadi bakayım göster. Sana antrenman yaptıracaktım ben abicim daha. Hayallerimiz vardı. Ulan ben bu çocuğu yeterince dövmedim mi ya? Ulan illa diş kıracağız, tırnak sökeceğiz ya. Ne kadar anlayışsızsınız ya. Abi galiba bu Deniz denen kız Narin yengeyi kendi evine getirdi abi. Buyurun Narin Hanım, yeni eviniz. Sen burada tek mi yaşıyorsun? Yani işte ara sıra uğrayan annemle babamın hayatlarını saymazsak sayılır. Çıkarma çıkarma, boş ver. Burada çıkarılmıyor, baksana Zahir öyle girdi. Gel gel. Yavaş. Al sana. Rafet'cim, sen merdivenlerden çık, yukarıda buluşuruz. Hadi canım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.